Arkadaşlar merhaba, günaydın, selamun aleyküm, hayırlı günler diliyoruz ve yürümemize başlıyoruz. Bugün size hayatımızın gündemi hakkında ve neden uzun süredir video çekemediğimiz hakkında bazı bilgiler vereceğiz. Günaydın arkadaşlar. Uzun zamandır yoktuk. Ayşe Hanım, neden olmadığımızı hızlıca açıklar mısın? Evet, burada açıklıyorum arkadaşlar. Yani şöyle açıklayabilirim, hani bazı olumsuz şeyler yaşadık. Biraz bayağı da üst üste geldi. Bunu bir şükürsüzlük olarak algılamayın tabii ki. O anlamda demiyorum ama üst üste gelen ve bizi epey bir yoran, yıpratan psikolojik olarak bazı şeyler yaşadık. Ve böyle üst üste gelince ben bir yerden sonra korktum, artık ne zaman bitecek falan gibi. Hani böyle ilginç denk geliyordu çünkü böyle yani... Ya evdeki bir eşyamızın kırılmasına kadar, bir şeylerin sürekli arızalanmasına kadar, işte bu süreçte Recep'in bir bastonu kırıldı falan. Onun dışında daha büyük bazı sorunlar da oldu ama çok böyle, ya hem bazıları özel hayat, hem de çok burada böyle olumsuz konuşup da insanların huzurunu kaçırmaya da gerek yok diye düşünüyorum ama bizi bayağı yıprattı. Hani bazı insanlar da böyle oldu. Bunun sebep olduğuna. Öyle yani. Ya aslında şöyle bir şey var. İki hafta falan uzun video koyamadık. Kısaca zaten koymadık da. Ha, bir hafta, pardon, neyse. Yani biz zaten bir hafta aslında koyacaktık. Videomuzu da çekmiştik. Ama arada yaşadığımız görüntü ve sesin olmaması, ne bileyim videonun kaydedilmemesi sorun oldu. Ya şöyle, videoyu çektik arkadaşlar. Yani kamera da açıldı çok net bir şekilde. Çünkü açılınca bir ses geliyor. Eve bir gittik, video yok. Ya böyle şeyleri de yaşayınca insan tabii biraz motivasyon da düşebiliyor değil mi? Kesinlikle. Recep'cim, belli bir noktadan sonra Ayşe Hanım meselesini. Çok güzel bir... Niye açıklayayım? Yani hani motivasyon meselesini, çünkü biz biraz daha fazla yaşıyoruz bu tür şeyleri. Aynen, bazen olumsuz yorumlardan etkileniyoruz. Ne bileyim, bazen işte ya yapıyorsun da bu boşa gidiyor gibi oluyor. O çektiğimiz videoların olmaması gibi yani şeyler. Yani çekemeyince hani olmuyor. Aynen. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var, hani bu noktada ekleyeyim. Bizim başımıza da biraz hani kör olmanın verdiği şeyle çektiğim videonun boşa gitmesi çok fazla geliyor. Yani yarısını aynen koyabiliyorsak belki yarısını koyamıyoruz. Çünkü... Bir yerden sonra o da yoruyor, devam et. Tamam. Aynen. O dediğim mesela beyaz bastonun kırılması olayını Twitter'a yazdım ama hiçbir yerde anlatmadın değil mi? Yok, anlatmadım. İşte o videoda onu anlatacaktık. Ben şu an bir korktum. Bir tanesi hareket halinde mi bunların? Buradakinin değil de dışarıda herhalde ya. Geçemiyor musun? Ben mi geçeyim? Bilmiyorum. Korktum. Çalışıyor sanki ya. Çalışıyor işte aşkım. Ezer bu bizi valla. Evet arkadaşlar. Ya bir de hayatımızda böyle sorunlar da oluyor gördüğünüz gibi. Bunlar bile bazen yoruyor. Bu ne ya? Ne yapıyorsunuz böyle ya? İki tane birden. Hayır, bari kaldırımı kapatmasın. Aşkım buna dikkat et. Arkadaşlar yani görüyorsunuz hani bazı şeyleri arkadaşlar anlatmaya gerçekten gerek yok. Bir 10 dakika yürüyoruz. O 10 dakika boyunca işte bazen araba bu şekilde, bazen motor, bisiklet, bazen başka engeller. Ya ama hep engeller oluyor yani. Bir yerden sonra hani takmıyorsunuz ama bir yerde birikiyor arkadaşlar. Evet. Yani hani ben şunu söylüyorum, gerçekten benim her gün evden çıkıp işe gitmem bile büyük bir hayat mücadelesini gerektiriyor. Ama birçok kişi de bunun farkında değil. Bence farkında olunması gereken bir şey. Çünkü bir şeyleri böyle bozmak için değil, çözmek için çabalamamız gerekiyor. O yüzden bunu dile getirmek istiyorum. Benim buradan çıkıp her gün işe gitmem, bir yerlere gitmemiz bile bizim büyük bir hayat mücadelesi. Bu tür şeyler yüzünden. Yani daha önceki bir videoda da hani bir görme engelli kaldırım üzerindeki arabaya vuruyordu falan. İşte herkes uzaktan bakınca şey demesi çok kolay. Ya ne var, bir araba işte veya bir tane bir şey olmuş, niye tepki gösteriyorsun, o kadar bağırmak zorunda mısın? Arkadaşlar bir tane zaten hayatımda ben ayda bir tane şey yapsam, kaldırımdaki bir engel olsak sarılır öperim. Sorun bir tane olması değil, sorun her gün sürekli olması. Evet. Ve en sonunda da patlamış oluyor. Sizin gördüğünüz bir tane. Aynen, aynen öyle. Öyle olunca da doğal olarak insanlarda artık bir birikim oluyor. Baston olayını anlatayım. Ha,
Aynen, mesela baston olayını sen anlat. Sonra ben de bir olay anlatacağım çok kısa. Hani bu tür olaylar da böyle yani insanların duyarsızlığı, düşüncesizliği de yoruyor bazen. Onlara örnek. Evet, devam aynen. Evet. Arkadaşlar videoya başladığımız yerden hatırlıyorsunuz. Ayşe'yi gördünüz. Orası Ayşe tam şey yön yani. Arabalar karşıdan gelmesi lazım. Yani Ayşe'nin göründüğü yerde bize doğru gelmesi lazım. Karşıya doğru gitmesi yasak. Tek yön çünkü orası. Bir akşam işten geliyorum. Orada kaldırım iyi olmadığı için yola indim. Yürüyemiyoruz oradaki evet. Kaldırımdan. Yok gibi bir şey zaten. Ya var, şöyle bazı yerlerde var ama inşaat falan olunca iyice şu sıkıntı orası. Yolda yürürken karşımdan bir tane araba geliyor. Usul usul gelmeye başladı. Ben de herhalde dedim, beni görüyordun, ona göre bir şey yapacak falan dedim. Yavaşça usulca geldi. Pat diye bir ses geldi. Baston üzerine çıktı, bastonu kırdı. Öyle olunca adam indi. Ne oldu falan dedi. Ben de bir baktım, baston kırıldı gitti. 2000-2500 lira dedim. Evet arkadaşlar, bu bastonların fiyatı da yani 2000 lira falan yani. Belki adam, de daha çok. Adam dedi, ya hadi ya dedi, tüh falan dedi. Geçmiş olsun dedi. Ya geçmiş olsun da dedim. Bindi gitti. Burada portakal suyu var mıdır? Bir sorsak olur mu? Portakal suyu var mı ustam? 11. ayda gelecek abla. Tamam, kolay gelsin. Teşekkürler. Tüp deyip gitti. Sonra ben ilk şey düşündüm. Ya dedim, adam işteyse indi, ne oldu diye sordu falan diye düşündüm. İlk olayın şokuyla. Sonra da kendi kendime şey düşünmeye başladım. Ya sordu da, neyi sordu? Ondan sonra şey aklıma geldi. Bence o adam bana ne oldu diye inmedi. O çat diye ses geldi ya, arabaya bir şey oldu mu diye geldi. Çünkü iyi niyetli bir insan, 2000-2500 lira dedim. Kesinlikle para teklifi de almazdım. Ama almam gerekiyor, o ayrı bir konu. Kesinlikle almazdım, onu da biliyorum. Bence almak gerekir bu arada. Evet, ben ama almazdım. Kırmış çünkü ve ters yönden gelip kırıyor. Ama almazdım, ondan eminim. Ama hiç değilse şey diyebilirdi. Çünkü benim evime az kalmıştı ama o bilmiyor. O benim evime ne kadar kaldığını bilmiyor. Yani insan bir teklif bilir, bu halde gidebilecek misin? Bırakayım mı? Ve arabası var. Hani ve baston kırılmış. Yani o bizim yürüme aracımız. Onsuz yürüyemiyoruz. Onu bile söylemedi. Hani burada aslında ben şöyle bir hata yaptım. Ben oradan zaten polis çağırmış olsaydım bile hiçbir şeyin açıklaması olmasa, o ters yönünün bir açıklaması yok. Her şeyin açıklaması olsa bile. Ama bunu da o an yapamadım. Ya aklıma gelmedi. Öyle oluyor. Benim de bir baston kırılma olayım var. Arabada kaldırımda geri giden araba kırmıştı. Ama o sırada hani bir de ilk defa başınıza gelince şey yapamıyorsunuz, o an düşünemiyorsunuz. Şimdi ikinci kez yaşasak ikimiz de çağırırız muhtemelen polisi ama yani, o an düşünemiyorsunuz yani. Evet. Böyle olunca hani Ayşe'nin dediği gibi bir engel değil, birçok engel olunca üst üste birikiyor bazen. Diyorsun ki bu mu hayat? Ya bu mu hayat da demiyorsun. Yani şöyle hani isyan olarak değil yani. Ya motivan düşüyor yani. Düşüyor evet. Ya mesela ben bir olay anlatacağım hani çok kısa. Şimdi hızlı trenle İstanbul'a gittim. Geçenlerde bir ara. İstanbul'a giderken de şöyle oluyor. Hızlı trende turuncu masa diye bir uygulama var arkadaşlar. Uygulamadan kesinlikle çok memnunuz. Siz tren garına girdiğiniz anda bir personel çağırıyorlar ve sizi yardım trene binene varsa kadar, aynen refakatçiniz yoksa, trene binene kadar eşlik ediyor ve ineceğiniz yere de haber veriyor. Oradan da yine birisi sizi alıyor. Yani koltuğa kadar eşlik ediyorlar. Sonra indikten sonra da biri alıyor. Gar çıkışına kadar sizi bırakıyor. Çok güzel bir uygulama. Aynen. Ama turuncu masanın da personel sayısı biraz yetersiz sanırım son dönemde. Çünkü bazen olmuyor. Hani bu kesinlikle oradaki arkadaşların suçu değil. Yetişemiyorlar çünkü geliyor mesela başka bir engellinin yanında yerdim falan diyor. Neyse işte tren garına gittim. İşte bekliyorum, turuncu masa yok. En son trene de az kaldı. Bir görevli beni götürdü trene.
sonra dedim ki hani ben şurada ineceğim şu durakta. Mutlaka oraya haber verin olur mu dedim. Tabii haber veririz dedi ama böyle üç kere şey dedim hani mutlaka haber verin unutmayın olur mu dedim. Sonra ben bir indim. İnerken de bavulumun yeri değişmiş koyduğum yerden. Onu da bulduğum için, bulmakla uğraştığım için ben indiğimde o durakta herkes inip gitmişti. Baktım kimse yok. Ne turuncu masa var ne başka biri. Sonra aradım işte hızlı tren garını. Hani bir şikayet oluşturayım, haber versinler falan. Ondan sonra aradım, acil şikayet diye bir şey vardı, tam olarak öyle miydi adı bilmiyorum. Dedim ki böyle böyle hani kimse de yok. Ya buraya kadar olay benim için yine tamam. Ondan sonra kimse yok dedim. Siz bir haber gönderebilir misiniz? Bana diyor ki biz buradan haber gönderemiyoruz. Dedim ki nasıl yani? Hani ha bir de önce şey diyor. Etrafınızdaki diyor görevlilere söyleyebilirsiniz. Dedim ki ya öncesinde de anlattım görme engelliyim etrafta kimse yok diye. Bana verdiği cevap bu. Oradaki görevlilere söylemeniz lazım. Dedim ki görme engelliyim görevliyi nasıl bulacağım bilmiyorum etrafta kimse yok. Zaten etrafta birini bulsan çıkacaksın. Aynen zaten o zaman seni aramam. Hani verilen ilk cevap da bu. Ve anlatmışım yani engelliyim ve kimse yok diye. Neyse. Sonra bana diyor ki o zaman diyor kolluk kuvvetlerini arayın. Dedim ki Allah aşkına bunun için kolluk kuvvetlerini mi arayacağım yani gerçekten. Çok böyle değişik bir öneri. Evet falan diyor. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok diyor. Ve hiçbir şey yapmadan kapattı. Yani sen orada kaldın. Aynen kaldım. Ya Allah'tan hani geç saat diye babamı çağırmıştım beni almaya. Ya babamı aradım. Babam olmasa ne yapardım diye düşündüm sonra. Gerçekten herhalde kolluğu arardım. Hepsinden de şikayetçi olurdum ama bilmiyorum. Ya oradaki hepsi derken görevliden yani. Çünkü şey olmuş oldu. Yani ben orada çözümsüz kalmış oldum. Mecbur birilerini çağırmaya çalışacaktım yani. Ya çok yürümek de istemedim merdiveni aramak için. Çünkü raylara falan düşebilirim. Güvenlik önlemi yok. Öyle yani başımıza böyle olaylar geliyor. Yani uzaktan bakınca hani ya arada olur böyle şeyler denilse keşke. Evet. Diyelim ki haklısınız deriz. Ama bu bir görme engelliyseniz, bir engelliyseniz çok sık yaşanıyor. Hani bunlar da fiziksel engeller. Daha psikolojik, evet. Fiziksel bu engellinin birçok versiyonu var. O da gün içinde sürekli karşılaşınca belli bir zaman motive oluyoruz. Belli bir zamanda motive olamıyoruz. Yani insanlar en basitinden birey olarak bile görmüyorlar ki yani çoğu zaman. Hani geçen biri diyor ki bunların sahibi var mı? Yani o da vapura binerken görevli onu soruyor. Yani böyle bir durumdayız arkadaşlar. Bazen işte gülüyorsun bunlara. Aa ne kadar şey insanlara bakıyorsun. Bazen de etkileniyorsun. Evet yani işte bütün bu engeller karşısında bir de hayatımızda üst üste bazı şeyler olunca ve öyle bazı insanlar yorunca böyle bir süreç olmuş oldu. Dediğimiz gibi bir haftada video çektik. O da boşa gidince böyle oldu. Kusura bakmayın özlemişiz sizi. Bugün çok böyle pozitif bir video olmadı ama inşallah pozitif videolar da gelecek yakında. Öyle. Benim diyeceklerim bu kadar. Senin diyeceğin bir şey var mı? Arkadaşlar işte? Kendinize iyi bakın. Bu arada doktoraya başladım. Bir hayrınızı alırım. Hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.